Arkadaşlar, bugün sizinle 2020 LGS puanınızı nasıl hesaplayacağınızdan bahsedeceğim. Öncelikli olarak zor kısmı geçtiniz. İnşallah hepinizin sınavı güzel geçmiştir. İyi puanlar elde edersiniz ve iyi bir listelere yerleşirsiniz. En zor kısmı geçtiniz. Şimdi ikinci aşamaya geldiniz ve puanlarınızı hesaplayacaksınız ve bunlara göre lise bakacaksınız. Peki puanlarınızı hesaplarken nelere dikkat ediliyor? Nasıl hesaplanıyor? Açıklamalar kısmında bu Excel dosyasını burada görebileceksiniz. İndirdiğiniz takdirde buradaki sadece sarı alandaki değerleri değiştirdiğinizde rahatlıkla puanınızı hesaplayabileceksiniz. Öncelikli olarak gelin puanları nasıl hesaplıyorlar? Öncelikli olarak 2019 Ortaöğretim Kurumları İlişkin Merkezi Sınav verilerini ele almamız gerekiyor. Çünkü bu yılki verileri daha açıklanmadı. Dolayısıyla bu verilerle birlikte puanlarınızı hesaplayacağız. Peki, öncelikli olarak nelere dikkat ediyoruz? Burada 2019'daki doğru cevap sayısı, ortalaması ve standart sapmaları hesaplamamız gerekiyor. Neden? Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bize daha önce nasıl puan hesaplanacağı ile ilgili bazı bilgiler vermişti. Bunlardan bir tanesi ağırlıklı katsayıları. Biliyorsunuz 4, 4, 1, 1, 1 diye devam ediyor. Eğer ki siz bunları kullanırsanız puanınızı net bir şekilde elde edemezsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki bu puanları hesaplamak için yapmanız gereken şey öncelikli olarak ham puanı hesaplayacaksınız. Ham puan dediğimiz şey aslında netimiz. Daha sonra öğrencinin ham puanı hesapladıktan sonra standart puan ve ağırlıklı standart puanı hesaplayacaksınız. Ben size burada hızlı bir şekilde bunların nasıl hesaplanacağını buraya yazdım. Daha sonra öğrencilerin toplam ağırlıklı standart puanını hesaplayacaksınız. Bütün derslerini ağırlıklı standart puanı hesapladıktan sonra topluyorsunuz ve toplam ağırlıklı standart puanı elde ediyorsunuz. Daha sonra bu toplam ağırlıklı standart puanını da birlikte en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülüyor. Bu puan dağılımının içinde çocuklar dikkat ederseniz en küçük toplam ağırlıklı standart puan ve en büyük toplam ağırlıklı standart puan yer alıyor. Peki bu ne demek? Bu tabii ki de bu sınavda elde edilen en küçük puan ve en büyük puanı temsil ediyor. Dolayısıyla siz puanları hesaplamak istiyorsanız bu sınava giren bir öğrencinin en düşük ve en yüksek puanlarını da bilmeniz lazım. Dolayısıyla biz bunları bilmediğimiz için geçen yılki verilere dayalı olarak biz bunları hesaplayacağız. Peki geçen yılki verileri hesapladığımız zaman ben bunların hepsini yerleştirdim buraya bakın. Tüm standart sapmaları, ortalamaları yerleştirdim ve her dersin standart puanını ve ağırlıklı standart puanını elde ediyoruz. Ve en son ki sonucunda ise 423,17 şeklinde bir sayı elde ediyoruz. Tek yapmanız gereken şey burada Türkçe, matematik ve fen diğer derslerin netlerini değiştirmek. Mesela matematikten full yapmış olabilirsiniz. 20'ye buraya ne yapıyorsunuz? 0 yapıyorsunuz. Puanınız otomatik olarak 430 oluyor. Atıyorum inkılaptan da full çektiğinizi düşünelim. 10 tane inkılap sorusu vardı ve 437 puan oluyor. Hadi Türkçeden de 19'a 1 yapalım. Burayı 1 yapmanız gerekiyor. Evet, 443 puan elde ediyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar puanlarınızı bu şekilde hesaplıyoruz. Ve buradaki önemli olan noktalardan bir tanesi de tabii ki de bizim standart sapmamız. Standart sapma biliyorsunuz ortalama sayı doğru cevap sayısı ortalamasından puanınızın ne kadar saptığıyla ilgili bir veridir. Bu veriyi dikkatle incelerseniz ne kadar veri yüksekse getirisi o kadar azdır. Ne kadar düşükse ise getirisi o kadar yüksektir. Yani eğer ki matematikten 20 yapmışsanız ve standart puan 4.24 ise bu size iyi puan getirecektir. İsterseniz mesela bu standart puanı biraz daha düşürelim. 1,24 yapalım. Bakın 443'ten kaça çıkacak? 1,24. 629'a çıkıyor. Tabii ki de böyle bir değer şu anlık mümkün değil. O yüzden
burayı 4,24 olarak değerlendiriyoruz. Yani aslında demek istediğim şey standart puan sapma ne kadar küçükse size o kadar fazla puan elde ettirir. Bunları dikkatli incelerseniz, tabii bunlar ne zaman belli olacak? Puanlar hesaplandıktan sonra ve Milli Eğitim Bakanlığı bu verileri yayınladıktan sonra bunlara bakabilirsiniz. Ama tabii ki de önemli olan sizin için şu anlık sınav puanınız. Sadece sınav puanı mı önemli? Tabii ki de hayır. Biliyorsunuz yüzdelik dilimlerde çok çok önemli. Esas bakmanız gereken kısım da yüzdelik dilim. Bir sonraki videomda bu yüzdelik dilimden bahsedeceğim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.